Herkese merhaba. Bugün Menderes Ahmet Beyli'de bulunan Claros Antik Kenti'ndeyiz. Yanımda Onur Kartal var. Sanki onun kanalı değilmiş de kendi kanalımda açılış yapıyormuşum gibi. Dün akşam çıkardığım notlarına bakıyor şu anda. Kopya çekiyorum şu an. Kopya çekiyor. Dün akşam çıkardığı notları size sunacak. Sizi bilgilendirecek. Açılışı çok güzel yaptım Metin. Beğenmiyorsan sen yap. Allah. Beğenmiyorsan sen yap dediğine göre o zaman tamam beğendim. Benim yapmama gerek yok. Evet, herkese merhabalar. Şimdi başlayacağız. Biz sağdan soldan çekimler yapalım. Neyin ne olduğunu tam bilmiyorum da aldığım bilgilere göre birazcık şey yapacağım. Anlatacağım. Sen aldın mı şeyler? Neyler? Bilgiler. Hayır. Kiminle geliyorsun? Sana güvenerekten. İlk başta gördüğümüz şey var ya. Ne? Ben nerede çekime başladım? Şurada. He. He. O şeyi sana girsin. Evet, şimdi geldik buraya antik. Ben de onunla ilgili bir şey söyleyeceksin sandım. Evet, burası antik kent dedin ya sen. Ama yarım söyledin. Burası kehanet merkezi. Asıl bilgi geliyor. Hazır mısın? Yani bu kehanet merkezi dünyada 3 tane varmış. Hı-hı. Bir tanesi burası. Hı-hı. En büyükleri burası. Bir tanesi Didim'de. Didymai. Apollon'un tapınağıymış. Hı-hı. Bir de Yunanistan'da varmış. Yunanistan'dakinin ismi de... Bayağı da çalışmışsın. Evet, ismini unuttum Yunanistan. Beni ilgilendirmiyor ya Yunanistan'daki. Oğlum Yunanistan'daki neydi lan? Bak notlarına. Bir dakika bakacağım şimdi. Ha, şu ilk başta yazıyor. Ha Delphi ya. He. Ya Delphi. Lan Ramazan abimin çalıştığı yerden aklıma gelecekti. O öyle çalışmıştım notlarıma. Orada mı çalıştı o? Şeyde serbest bölgede Delphi diye bir şey var. Fabrika var. Orada çalışmış dedim ki hani Delphi oradan aklıma gelsin. İşte 3 tane var. Bir tanesi Yunanistan'daki Delphi, diğeri Didim'de. Didim'deki Didymai Apollo tapınağı. Diğeri de burası Claros. Hani en büyükleri burası biz Türkiye'deki. Zaten 3 tane var. Biri Didim'de, biri burada zaten Türkiye'de. Şimdi şöyle bir bakalım neler varmış. Ondan sonra birazcık diğer taraflarda ben yazdıklarımı ya okurum ya anlatırım. Anlat. Ezberle anlat. Ya bende ezber yok ya. İşte aslı bu Meto. Yani daha önceden böyleymiş. Şurada ağaçlar vardı bu. Koparmışlar mı bu ağaçları ya? Nasıl koparacaklar ki? Kapalı alan. Ama lan ilk geldiğimde sanki burada ağaçlar dikiliydi. Asıl tapınak bu. Claros çözdüğünün nereden geldiğini söyleyeyim mi? Neyin? Claros. He. Nereden geldiğini söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Helin dilinde arazi anlamına geliyormuş. Ama daha aşağılara, daha eski zamanlara inersen, daha köküne inersen... Kıyı. Luvi dilinde kıyı ya da iskele anlamına gelen... Bak ben de çalışmışım biraz. Kıyı ya da iskele anlamına gelen Claros'tan geldiğini söyleniyormuş. Yani Claros, Claros. İlk başta demiş ki bunlara Claros, Claros, Claros demiş. Bu Claros çok kaba ya. Bu yüzden Claros yapalım. Ondan Claros olmuş. Bu infoyu kim verdi sana? Ya ben şimdi şeyimi vermek istemiyorum. Infoyu kim verdiğini söylemek istemiyorum çünkü ismini... Bize kaynağını söyle. Ya kaynak şöyle. Dedi ki bunları benden al dedi. Ama dedi benim ismimi söyleme dedi. Yani videoda geçirmek istemiyorum o ismi. Ona da selamlar. Şey yapay zeka. Yapay zeka bilemedi bunu ya. Sordun mu? Sordum. Değişik değişik şeyler yazdı bana. Bu ne ya? Buradan ChatGPT'ye selamlar. Yok ben ChatGPT kullanmıyorum. Ne? Gemini diye bir şey var. He. O daha güzel. Yerli ve milli. Öyle mi Meto? Bak bu tapınak. Ben bununla ilgili bir şey yazmıştım sanki.
Bu nasıl YouTuber'lık kardeşim? Bunları kendin çalışıp ezbere söylemen gerekiyor. Tamam da ben ezber sevmiyorum. Tamam. Ezber sevmiyorum. Çünkü çok karışık ya. Milattan önce, milattan sonra bir sürü şey var metafonu. Ben hepsini nasıl anlatacağım? Bak mesela burası mesela kutsal alanmış. Kralos'un kutsal alanı. Milattan önce 13. ve milattan sonra 4. yüzyılları arasında kehanet merkezi, yani bilicilik merkezi olarak kullanılmış. Burası kullanılmış. Tamam. Milattan sonra 4. yüzyıl yılında Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte artık demiş ki buradan uzaklaşalım. İnsanlar artık buradan böyle terk etmeye başlamış burayı. Ondan sonra yavaş yavaş buradan da zaten gitmişler. Bitti mi? Hepsini burada mı anlatacağız? Öteki yerlerde de anlatırım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim Osman. Hadi gidelim o zaman. Ama şunları bir göster Meto ya. Mesela bak bu kimmiş? Kadın başıymış sanki. Kadın başı. Çok saçma değil mi mesela? Kadın başı. Orijinal Selçuk Efes Müzesi'ndedir. Aa bu orijinal değilmiş ki zaten. İmitasyon bu. O zaman artık bir sonraki rota Efes. Efes ama onu yapacağız zaten. Ama Mustafa abinin burnu da benziyor. Ay Mustafa abinin burnu daha büyük. Bunun burnunu koparmışlar bildiğin baksana. Kazı yaparken ama bu orijinal değildi ki. Bence normal yapsalardı. Şeye benziyor. TikTok'ta bir tane adam vardı ya. Benim inadıma yapma Samet. Neydi o ya? Ben bilmiyorum. Adamın ismini unuttum. Burada ne var? Cross. Cross ne demek? Gel bakayım buraya. Cross. Sen bilirsin. Ayak ya da. Cross. Ya. Boş yapma Onur abi ya. Mesela bu da cross. Vay. O altı. Bu da tamam mı? Arkaik dönem. Bunlar hakkında bilgin yok mu? Bunlar hakkında bilgin yok. Şunları da gösterin bak. Bunları hiç göstermedik. ChatGPT bunlara şey yapmadı. Aa Apollon bu muymuş? Apollon başı. Ya işte o zaman tapınak bunun. Bu ne? Hiçbir şeye benzemiyor. Bu ne? Bence ufak bir şey. Bak şurada ayak var. Etiğini tutmuş buradan böyle poz vermiş. Şurada bir gölge olmasın. Artemis. Selçuk'taki şey değil mi bu? Artemis tapınağı. Onu o zaman... O tapınak da bunun o zaman. Bak Kore. Eylül Kore'ye gitmek istiyordu ya. Getir buraya. Kızım seni Kore'ye getirdim de. Tamam. Tamam. Ya şu tarafa gidelim. Bak mesela şunlar yıkılmış. Ama bunların şeyini yaparız. Fotoğraflarını şeye koyarız. Videonun yan tarafına falan koyarız. Yakında şey yapacağız zaten. Ne yapacağız? Böyle turlar düzenleyeceğim. İnsanları böyle buralara getireceğim. Allah Allah. Sen kendin gelebil de önce. Engin bilgilerimden onlar da bilgi vereceğim. Defterlerim var benim. Bir sürü notlarımı aldım ben. Kara kaplı defterim. Tamam. Bunun şeyi çok güzel Ahmet o. Orijinali. Ama onun bilgilerimi ilgileri yazmıyor hiçbir yerde. O Cemekan'da gördüğümüz tapınak gibi yer aslında burası. Şu anda tapınağın içinde miyiz artık? Üstünde miyiz bilmiyorum. Bak. Mete orada sütunlar yok muydu? Oltamızı getirseydi keşke, balıklar varmış burada. Orada sütunlar yok muydu tapınakta?
kenarlarında. Hı. Bak, o sütunlar bunlar işte. Hı. Gördün mü? Hı, bak gördüm. Bak, hepsi, bak bunların hepsi o sütunlar. Yani aslında Meto, şimdi burası bayağı bir şey, yani bilinmesi gereken yerlerden biri bence. Ama kimse gelmiyor. Aa, kaplumbağalar bak Meto. Abo! Görünüyor mu bilmiyorum ama. Gördün mü Meto kaplumbağaları? Abi görmemek mümkün mü? Şuraya bak. Ben yani geçtiğimiz senelerde geldiğimde bu kadar çok yoktu kaplumbağalar. Buraya balıklar nasıl gelmiş? Ben şeyi de söyledim dur. Şimdi bu tapınağın nasıl olduğunu söyleyeceğim. Bu tapınak milattan son önce 13. yüzyılında bu bölgeye göç eden Akalar varmış. Akalar diye bir grup varmış. Akalar Kolopon'a, hani Değirmen Dere, şimdiki ismi Değirmen Dere. Kolopon'a yerleşmiş. Akaların lideri, hani ilk şey, gelen grubun lideri. Bunu okuyacağım çünkü biraz şey, grubun lideri Ria Ikos diye bir adam varmış. He. Sonra burada Teabay'dan gelen ikinci grup varmış. Orada da bir tane kızı görmüş. İsmi Manto. Manto'yu görmüş, sevmiş, hoşlaşmış, onunla evlenmiş. Hmm. Ondan sonra hatta burası, yani inanışa göre, anlarsın ya inanışa göre, buranın da Manto'nun gözyaşlarıyla oluştuğunu düşünüyorlarmış. Ya ben değil, ben onların yalancısıyım. Bana da inandırıcı gelmedi ama. İnandın mı sen? Şeylerin, uzaylıların bu Mısır'daki piramitleri yapması daha inandırıcı. Burası nasıl gözyaşı olmuş? Şimdi... Yani onlar o şekilde inanıyorlarmış. Meto, biz ne diyebiliriz ki? Bak mesela bu sütunlar da, aa bak bunları ben de Efes'ten öğrenmiştim Meto. Efes'e gittim ben, sensiz. Şimdi bu sütunlar var ya, şu sütunlar nasıl üst üste duruyormuş biliyor musun? Şimdi bak bunları koyuyorlarmış, şöyle bunları, bak üstlerinde delikler var. Hı. Ötekini koyuyorlarmış üstüne. Buralara da artık hani çelik miydi, bir şey eritip koyuyorlarmış. Ondan böyle sağlam kalıyormuş, böyle düşmüyormuş. Yani oradaki rehber söylemişti valla, ben oradan duydum. Sen fotoğraf falan çeksene. Ben boş boş duruyorum. Yani boş boş durma. Çünkü fotoğrafları artık Instagram açılırsa Meto Vlog sayfasından göreceğiz. Meto, bak Kloros Biricilik Merkezi'nde burada kehanetler nasıl yapılıyormuş biliyor musun? Yapıyor mu? Video çekiyor mu şu an? Ha, çekiyor. Gel otur da biraz anlatayım sana. Biraz genel kültürle. Dolunay çıktığında, göğe yükseldiğinde, ay, yani, dolunay zamanı, ay göğe yükseldiğinde böyle işte ergenliğe yeni girmiş 7 tane genç kız, 7 tane genç erkek ellerinde meşalelerle, böyle meşale ışığında yapılıyormuş. Böyle ellerinde defne yapraklarını sallayarak tapınağın önüne gelip Tanrı'ya ilahiler söylüyorlarmış. İşte bu şekilde böyle burada kehanet yapılıyormuş. Burası Tanrı'nın evi olduğu için kutsal sayılıyormuş. Kutsal sayıldığı için de gelen olan, hani buraya gelen halk da içeri giremiyormuş, yasakmış. Yani kalıntıların içinde hala yazılar duruyor. Thank you.
İşte o tapınağın da etrafı. Asıl hani bulabilirsem tapınağın hani göründüğü görünüşünü fotoğrafla buraya falan koyarım ben. Tabii bulabilir miyim? Hani internette falan varsa eğer buraya koyarım. Hani kaç yıllık artık yapı ve bu durumda. Bence buraya bakılsa falan böyle hani, çünkü burası dünya mirası gibi bir şey. Yani buralara yurt dışından gelenler falan oluyormuş yani. Ama ne bileyim hani böyle içeri nasıl hani fazla insan gelmiyor buraya. İçeri girerken ne bileyim böyle bir bilgilendirme yazısı, elinde broşürler falan olabilir. Menderes Belediyesi'ne buradan da bir bildirim yapalım. Öyle verseler çok güzel olur. Mesela burası Onur Anıtı'ymış. Ben şöyle yazısını da çekeyim size. Tapınağın yazıları duruyor burada. Karşılama panosu gibi bir şey herhalde o zamanlar. Yani neci olduğunu bilmiyorum ama yani orada Apollo falan bir şeyi var, yazısı var. Yani şöyle şurada Apollo falan bir anımsatan bir yazı var. Yani Apollo'nun tapınağı falan yazıyordu. Çünkü tapınağın tam girişi. Apollo tapınağına hoş geldiniz falan yazıyordu büyük ihtimalle. Benim buraya ikinci gelişim. İlk geldiğimde de çok beğenmiştim. İkincisi de yani bir fark yok ilk geldiğimde bunun arasında ama kalıntılar. Ama işte korumak da önemli. Bakım falan yapılmıyor buraya. Keşke yapılsa. Yapılsa, turlar düzenlense. Çok iyi olur ama. Bazı yerlerde mesela şey bile yok. Yani burası ne? Ne anlatıyor? Kaç yıllık burada duruyor. Yani onu falan şey yapmıyorlar. Evet, şöyle ufak ufak yani tabelalar var ama yani hani burası mesela kutsal yollar diye bir şeymiş mesela burası. Apollo'nun Chloris kutsal alanını ana kenti Notion. Ha, bu arada bu Notion dedi hani demişken aklıma geldi. Yani şimdi görünür mü bilmiyorum da. Şu karşı tepe var şurada bir tane. Orada da eski yani eski zamandan kalma şey var, kale var. O Notion kalesi diye geçiyor. Yani oranın drone videosu var. Yani arşivden bulabilirsem oraya şey yaparım, koyarım. Orası da güzel. Hatta ufak bir anım vardı benim orada. Video çekmeye çıktım drone'la. Yani normal çıktım, drone çekimi yapacaktım. Orası da sit alanıymış, kazı alanıymış. Jandarmalar falan gelmişti o zamanlar. Da böyle bir yer.
Ne olduğunu bilmiyorum. Gibi şeydir. Çünkü odalar gibi bir şey var. Oda oda ayırmışlar sanki. Apollon ne? Ya öyle bir şeydir. Şunları seviyorum ya. Böyle hani kaç sene önce yazılmış ve hala duruyor. Hani hiç bozulma bozulma yok. Beni mi bekliyorsun? Meto da fotoğraf çekim için beni bekliyor sürekli. Her gittiğim yerde, her tarafta. Neymiş? Fotoğraf çekim. Instagram kapandı artık. Nerede paylaşacağım bunları? Ha, TikTok'ta. Ha, doğru. Artık arkadaş yeni YouTube sayfası da açar. Aşağı mı? YouTube. Açacağım. Açmayayım mı? Destek Argı'ya ulaştırıyordum. Sen kendin diyorsun aç diye. Aç aç. Ben diyorum. Ama biz YouTube'dan ekmeği yiyenler yedi. Artık hani bizi de bir şeyler yaptırsanız keşke. Şu videolara böyle yorumdur, like'dır, abonedir bir şeyler yapsanız. Bizi de böyle heveslendirirsiniz. Bak Meto heveslendi. YouTube kanalı açıp videoları oraya koyacakmış. Dur şurada tabela varmış bakalım. Neyin nesiymiş bu yer. Yazmamış. Sponsorlar varmış buranın. Buranın sponsoru Efes Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Carrefour'sa. Carrefour'sa'nın ne alakası var? Ege Üniversitesi, Menderes Belediyesi. Ha, Stanley. Şey, Stanley şey değil mi diyor? Termos firması değil miydi? Kutup ayısı Burcu. Buradan sesleniyoruz. Bize de sponsor olsunlar. Ha, girişte mesela bu var. Burada mesela barkod sistemi varmış. Efes Müzesi Kloros broşürü diyor. Bakalım şimdi olacak mı? Ha. Az önce dediklerim ya, bir dur telefon. Az önce dediklerimin hepsini geri alıyorum. Hani kapıda girişte broşür falan vermiyorlar falan demiştim ya. Onu geri alıyorum çünkü kapıda girişte pano var. Hani işte öğren yerine hoş geldiniz panosu var. O panoda bir tane şey var, karekod var. Karekodu telefon okutunca yani buranın tarihini anlatan bilgileri veriyor. Benim söylediğimin hepsini görüyor, yazıyor. Güzel bilgiler veriyor. Ama broşür tarzı bir şey verseler de daha güzel olur.
Bu Homerus'un da kafası şeydeymiş, Efes antik kentindeymiş sadece kafa olarak. Buraya bedenine getirmiş koymuşlar. Efes'ten bu alıp buraya getirmişler. Edindiğim bilgiye göre, az önce edindiğim bilgiye göre öyle diyor. Homeros. Bornova'da Homeros Vadisi var. Onunla alakalı bir şey mi acaba? Bunu da araştırıp oraya da gideceğim. Hey gidi koca Apollon. Sana tapınaklar yapılmış ama senin başın bedenden ayrılmış. Meto iş başında. Nasıl çekeceğimi bilemedim ya. Şu şeyler var ya, tam böyle etrafım dolanamıyorum. Aa Meto. Hı. Hani o isim yazıyor falan dedin ya ben. Nasıl? Hani dedin ya hani Apollon falan yazıyor falan demiştim. Hoş geldin. Taş var ya büyük. Hı hı. Onun şeyi burası galiba bak şu. Yani önü, biz şu anda arkasındayız. He, anladım. Kralos'u gezdik, dolaştık. Başladığımız noktaya geldik. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat falan yeterli oluyor. Eğer İzmir taraflarındaysanız bence görülmesi, gezilmesi yerlerden bir tanesi. Diğerleri de var, oraya da gideceğiz yakında. Evet. Ben gittim de bu bilemedim Meto. Buraya siyah beyaz koydum. Yani işte biraz daha zamanımız var böyle yerleri gezmek için. Çünkü İzmir'de orman yangınlarının artmasından dolayı İzmir'e kasıtlı yapılan diye düşürüyoruz şey olaylar. Ondan ormanlara da giremiyoruz. O yüzden böyle tarihi yerleri gezmeye karar verdik. Yani eğer siz de İzmir taraflarında böyle yerler biliyorsanız hani yorumlara yazın. Bakalım, değerlendirelim. O tarafa da gideriz. Yani videoyu izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederiz. Artık bir yorum yapın. Bir zahmet. Yani o kadar izlediniz. 10 saniyede yorum yapmakla uğraşın. Beğeni yapın. Like atın. Paylaşın. Artık bir şeyler yapmak istiyoruz biz de. Yani aklımızda büyük videolar da var. Ama bütçemiz yeterli değil. Videolar dışında başka planlarımız da var. Yani işte o onlar da gelecek. Aynen. Evet, onlar da gelecek. Yani yeni bir yeni şeyler ya, denemeyi onu, düşünüyoruz. Evet, onu da yakında anlatırız zaten büyük ihtimalle. Yani şimdilik hoşça kalın. Bu arada videonun başında açılışımı beğendiyseniz yorumlara yazın. Meto açılış yapamıyor diyenler utanır mı sanmam. Evet, Meto açılış yapamıyor diyenler vardı. Bu video özellikle ona at, tamam mı? Atacağım. Ali Üregir. Ali Üregir. İsim soy isimden ver, genç kızlar eklesin. Ali Üregir yakın zamanda Meto ile böyle bir diyalog kurdular. Bir açılış yapamıyor falan diye. 2 gün boyunca dalga geçti açılış yapamıyorsun diye. Ama benim kardeşim açılış yapıyor. Evet, yapıyorum. Şimdi kapanış da yapalım. Böyle bir anda söylenir mi? Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, Instagram açılırsa storylerinizde paylaşmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Ya güzel oldu ha. Öğrenmişsin. Tabii, ne yaptın sandın? Gece uyumadan önce bunları? Şey, YouTube'dan araştırıyorum. Şey, video açılışı kapanışı nasıl yapılır? Evet, YouTube için açılış kapanış bakmış. Hadi bu sefer adios.